Çiftlerin çoğu vajez bezi sorunuyla karşı karşıya kaldıklarında olayın kendiliğinden çözüleceğine inanır ve zamana bırakırlar. Aradan geçen süre içerisinde en yakınlarıyla bile bu konuyu paylaşmadan kendi içlerinde çözmeye, anlamaya ve yönetmeye çalışırlar. Ancak aradan geçen süre genellikle çözüm getirmez, sorunun daha da büyük hale gelmesine yol açar. Çünkü vajinismus sadece kadının cinsel fonksiyon bozukluğu gibi görülse de aslında çiftin ortak sorunudur ve zamanla sınırlı bir cinsel hayata devam etmek zorunda kalan erkekte de cinsel isteksizlik, sertleşme problemi, erken boşanma gibi problemler ortaya çıkmaktadır. Ruhsal açıdan da erkeğin başlangıçta anlayışlı ve sabırlı olan yaklaşımı zaman içerisinde vajinismusun devamı, bunun çözülemeyecek bir noktada olduğu kaygısı, eşine karşı öfke, reddedilme hissiyle ondan uzaklaşma ve sonuçta bu birlikteliği bitirme kararı gibi noktalara da ulaşabilmektedir. İşte çiftlerin bu noktalara gelmeden önce bir yardım alma taleplerinin olması lazım ve bunun da ilk basamağının bir jinekolojik muayene olması gerekir. Çünkü vajinismus %10 oranında anatomik yapısal bir engelle olabilir. %90 aslında daha büyük bir oransa psikolojik kökenlidir. Ama bu %10'u ayırt etmemiz lazım. Eğer böyle bir yapısal anatomik kusur varsa da bunun basit, küçük bir cerrahi işlemle çözülebileceğini ve bunun da tabii ki hastanın genel anestezi altında farkında olmadan yapılabileceği anlatılmalıdır. Sonuçta özellikle böyle bir sorunla karşılaşan çiftin bir kadın doğum uzmanına başvurmaları, olayın kendisinde zaten var olan kadının hissettiği bu hassasiyet dikkat alınarak dikkatli ve narin bir muayene ile kızlık zarı ve vajen girişinde anatomik bir yapı kusuru olup olmadığı değerlendirilmeli. Bunun olmadığı durumda da tedavinin cinsel terapi olduğu bilgisi verilmelidir.